Evet arkadaşlar, geçenlerde bir video izliyorum. Büyük İstanbul depremi ile alakalıydı. Bayağı uzun da bir video. Derken aklıma geldi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir datalarını tuttuğu bir site var. Oraya girdim. Bir Excel tablosu hazırlamışlar. Onu incelerken aklıma bunu yapmak geldi. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. Gelin hep beraber bu raporu nasıl analiz ettiğimizi ve dashboard'a döktüğümüzü beraber inceleyelim. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bu projemiz için ilk önce biraz konuşmamız gerekiyor. Şimdi burada İstanbul'umuzun ilçe haritasını ben buraya resmettim. Daha sonrasında bunlar tıklandıkça yan tarafa bizim grafiklerimiz, verilerimiz, oranlarımız, veri yaptığımız analizlerimiz çıkacak. Tabii ki siz bunu istediğiniz gibi kendinize uyarlayabileceksiniz. Fakat ben bunu nasıl yaptığımı, nasıl bir düşünce yapısında olduğumuzu hepsini tek tek anlatacağım ve size de hazır bu şablonu burada eklemiş olacağım arkadaşlar. Kaynaklar kısmından indirebileceksiniz. Bakın iki tane sayfam var. Bu ikinci sayfama ben bu şeklimizi olduğu gibi koydum. Yalnız sayfa 1'de de şeklimizi nasıl oluşturduğumuzu anlatacağım arkadaşlar. Ben ilk önce bir İstanbul'un ilçe haritasını arka planda şöyle detaylı olan bir resmi buraya koydum. Daha sonrasında bakın buradaki ekle menüsünden şekillere, şekillerdeki çizgiler menüsünden buradaki karalamaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında örnek bir, şimdi size yapacağım örnek bir tane. Onunla ilgili her birini ben yapmış oldum arkadaşlar. Önce ne yaptık? Resimlerden burada çevrim içi, hadi hazır resimlere tıklayayım ben. Çevrim içi resimlerden ben İstanbul ilçe haritasını aratmıştım. Ama ben basit bir şekil arayacağım burada arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde iniyorum. Sizlere bunu nasıl yaptığımı göstereyim diye. Mesela şu kaktüs olabilir. Bakın buraya kaktüsümüz iniyor arkadaşlar. Tabii ki bu size verdiğim şey de olmayacak bu. Bunu 5'e indirelim hızlı bir şekilde. Önümüze bir gelsin. Bakın bu bizim sanki ilçe haritamız gibi düşünün. Ben buradan şekilleri buraya hızlı erişim araç çubuğuna eklemiştim. Karalamaya geldim. Bakın arkadaşlar. Karalamada bakın böyle üzerinden gittikten sonra şöyle siz bunu kendinize uyarlayabilin diye söylüyorum arkadaşlar. Ben dışını gezeceğim. Yani sizler için iç haritası değil de şu şekilde arkadaşlar hızlı da olsun. Sizleri fazla bekletmek istemiyorum. Bakın sanki kopya kağıdı gibi kullandım. Gördüğünüz gibi öyle ya da böyle bir şeklin şeyi çıktı, silüeti çıktı. Ben bunu arkadan siliyorum. Bakın artık şeklim geldi. Beğenmediğiniz yerleri sağ tıklayıp noktaları düzenle diyerek istediğiniz gibi istediğiniz yöne çekebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi ben buna şunu yapacağım. Şimdi ilerleyen zamanlarda nasıl başladığımı ben bu kaba taslak halini anlatmazsam ilerleyen dakikalarda belki problem yaşayabilirsiniz. Şimdi ben burada gördüğünüz gibi bu şekil artık. İstediğimiz şekli oluşturmuştuk. Sağ tıkladığım zaman buna hem köprü atayabiliyorduk hem de makro atayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Ben bu iki özelliğinden yararlanacağım şekillerin ve bunları kullanarak sağ tarafa ya da işte ben şu an öyle tasarlıyorum. Grafiklerimizi ve analizlerimizi resmetmeye çalışacağım. Ve şunu da söylemekte fayda var. Bakın burada bu şeklimizin adı serbest form şekil 45. Gördüğünüz gibi. Hatta şekil biçimine geldiğiniz zaman seçim bölmesine gelin. Her şeklimizin burada ismi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben bunların her birini buradaki ilçe haritamıza bakarak hangi ilçe, hangi şehre, hangi ilçe, hangi isme aitse bunların adlarını buradan değiştireceğim. Yani Güngören için şeklimiz Güngören olacak. Yani ismi Güngören olacak. Zeytinburnu için Zeytinburnu'na çevireceğim. Küçükçekmece için Küçükçekmece'ye çevireceğim ve Türkçe karakterler kullanmamaya özen göstereceğim. Bunu da başta söyleyeyim. Birazdan projemize başlıyoruz. İyi seyirler diliyorum. Hepinize de şimdiden başarılar diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir önceki dersimizde haritayı nasıl oluşturduğumuzu göstermiştik. Şimdi ben burada haritayı temiz bir şekilde buradaki sayfama koydum ve her şeklime bir isim verdim arkadaşlar. Ve bu isimler de ilçelerin isimlerinden oluşuyor. Yani Silivri ilçesine tıkladığımız zaman Silivri yazacak. Buradan Çatalca'ya tıkladığımız zaman Çatalca yazacak. Daha sonrasında Arnavutköy,
Bakın gördüğünüz gibi tüm ilçelerin isimlerini ben burada ekledim. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Özelgit'ten, bu arada Özelgit'i ben hızlı erişim araç çubuğuna eklemiştim ama bilmeyenler için tekrar gösterelim. Bul ve seç ekranından buradan Özelgit'e de gelebilirsiniz. Bakın buradan nesnelere dediğimiz zaman tüm nesneler seçilmiş olacak. Şekil biçiminden bakın burada seçim bölmesi açılıyor. Seçim bölmesinde tüm şekillerimizin isimlerini ilçe isimlerinden oluşturduğumuzu göstermiş oldum. Şimdi bunu da teyit etmiş olduk arkadaşlar. Yani ben size zaten bu şablonu hazır bir şekilde kaynaklar kısmında vereceğim ama arka planda çalışma mantığını hala anlatıyor oluyorum. Şimdi buradan yapacağımız amaç şu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkada ham veriyi daha eklemedim ama daha hala şekillerdeyiz. Bakın amacımız şu olacak. Diyelim ki Çatalca'ya tıkladığım zaman Çatalca'nın şu ismini işte A1 ise A1 hücresine işte belki canınızın istediği bir yere de bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Hatta başka bir sayfa oluşturup buraya da alabilirsiniz. Hiç önemli değil. Burada amacımız şu şekilde olacak. Bir makro atacağız ve bu makro ismini tıkladığımız zaman ismini buraya koyacak. Tabii ki biz A1 hücresine buranın ilçe ismini getirdiğimiz zaman buradan interaktif bir şekilde ilçelerle ilgili çalışmalarımızı yapıyor olacağız. Mesela şöyle düşünün. Şimdi ilerisi için ipucu verelim. Yani Çatalca'ya tıkladım. Çatalca ismi A1'e geldi. Buraya bir belki düşera yapabiliriz. Şimdilik aklımda bir şey yok. Sizlerle beraber tasarlıyorum. A1 hücresine Çatalca geldiği zaman B1 tarafına da işte bununla ilgili bir veri gelebilir. Belki bunu arka sayfadaki ham veri sayfamızdan çekebiliriz. C1, D1 diye burayı doldurabiliriz arkadaşlar ve burası dolunca verilerle biz bu tarafa sağ tarafa şu görmüş olduğunuz alana grafiklerimizi, analizlerimizi burada görsel olarak eklemiş olacağız. Tabii ki şunu da söylemekte fayda var. Monitörünüz önemli arkadaşlar. Bunu teslim edeceğiniz yöneticinizin veya grup arkadaşlarınızın da monitörü önemli. Ben büyük bir monitörle çalışıyorum ve %80 zoomluk bir orana getirdim. Haritam burada rahat bir şekilde tıklanabiliyor ve tespit edilip görülebiliyor. Şuradaki alanda hemen hemen şuradaki alanda arkadaşlar yani şurayı bile düşünebiliriz. Gayet buralara bir şeyleri getirebilmek için yeterli görünüyor arkadaşlar. Hatta şuraları bile kullanabilirsiniz yeri geliyorsa. Bir sonraki dersimizde buradaki şekillere nasıl makro getireceğimizi, nasıl makro atacağımızı, buraya atanan makrolarla ilçelerin ismini nasıl A1 hücresine getireceğimizi işleyeceğiz arkadaşlar. Özelgit'ten nesnelerden şu tüm nesnelerimizi seçiyorum. Sağ tıklayıp gruplandırıyorum arkadaşlar. Şöyle gruplandırdım. Neden? Şöyle istediğim gibi taşıyabilmek için. Shift tuşuna basarak da şöyle haritamı biraz büyütebiliyorum arkadaşlar. Şöyle. Bence yeterli oldu. Şu şekilde yeterlidir arkadaşlar. Tabii kılavuz çizgilerini de şimdilik kaldırmıyorum. Çünkü hücrelerimizi görmenizi istiyorum. Şimdi gruplandırmayı çözebiliriz. Evet. Tıklandığı zaman buradan isimler gelecek. Şimdi bunun içinde sizleri yormayan açıklayıcı bir şekilde kodları yazacağız arkadaşlar. Zaten çok kod yazacağımızı tahmin etmiyorum şimdilik. Sağ tıklıyoruz. Buradan kod görüntüle diyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım. Geri geldim. Geliştirici menüsünden de buradan Visual Basic arayüzünde açabilirsiniz. Geliştirici menüsü açık olmayanlarsa buradan dosyadan seçenekler. Seçeneklerden de buradan şeridi özelleştirme. Bakın burada geliştirici yazan yerde tikinizi aktif ederek bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu pencereyi açabiliyorsunuz. Şimdi kod görüntüleme penceremizi tekrar açtık. Gördüğünüz gibi sayfa 1 dashboard diyor. Şimdi kodları yazarken arkadaşlar açıklayıcı bir şekilde yazacağım. SAP dedim getir diyorum. Hani ilçelerin ismini getirmekten kastediyorum. Bakın SAP getir dedim. End SAP zaten otomatikman çıkıyor. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Tıkladığımız hücreye A1 hücresine ismi yazılsın. Bakın bu kadar basit. Şimdi range A1 yazıyorum arkadaşlar. Bakın burada şunu demek istiyorum. Range A1. A1 hücresini tabii yazarken tırnak içerisinde yazmaya özen göstereceğiz arkadaşlar. Range A1 eşittir. Diyeceğiz ki active sheet nokta shapes nokta shapes parantezimizi açalım. Application
application arkadaşlar. Application nokta color. Şuradan hemen yazınca zaten çıkması gerek. Evet, color dedik. Parantezimizi kapatabiliriz. Nokta name diyelim. Bakın bu şu demek. A1 hücrem artık aktif sayfamdaki, şunu yanlış yazmışız. Evet. Active sheet. Evet. Active sheet. Yani aktif sayfamdaki şekillerden tıkladığım isim oluyor artık A1 dedim. Şimdi ben hazır bu şekil tam yazmışken artık arkadaşlar şöyle artık boşluklarını da oluşturalım karışmasın. Ben bunu aşağı indirebilirim. Şimdi tabii kodu yazdık fakat bunları şekillere atamamız gerekiyor. Gene özel git burada benim. Özel git'e ulaşamayanlar bakın bul ve seç ekranından özel git'e tıklayarak nesnelerin hepsini tek seferde hızlı bir şekilde seçebilir. Sağ tıklayacaksınız makro ata diyeceksiniz. Bakın sayfa 1 getir adında bir makron var. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi makron buna atandı. Artık parmak işareti şekillerimin üzerine geldiği zaman çıkıyor bakın arkadaşlar. Şimdi deneme yapalım. Tıkladım. Çatalca, Silivri, Arnavutköy artık evet güzel bir şekilde çıkıyor. Yalnız şuna dikkat etmekte fayda var. Sizin ham verinizde buradaki ilçe isimleriniz neyse buradakilerle aynı olmak zorunda arkadaşlar. Eğer farklılıklar varsa kod bloğunuz çalışmayacaktır ve hata alacaksınızdır. Bir de burada ne yapacağız arkadaşlar? Bizim bu dosyamız artık dosya farklı kaydet ve bunu artık makro içerebilen Excel çalışma kitabı şeklinde kaydetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kaydet dedim. Artık bakın bu bilgisayar konumuna kaydediliyor. Makromuzun çalışabilmesi için bu adımı yapmamız gerekiyor unutmayın. Şimdi bir sonraki adımda da şunu yapalım. Tıkladığımız şeklin renkli buradan diğerlerinden farklı olsun. Mesela bu kırmızı ya belki daha koyu bir renk seçebilir. Belki siyah olabilir. Yani Çatalca'ya tıkladığım zaman Çatalca siyah rengi alsın. Diğerlerinden ayırt edilebilir olsun istiyorum. Bir sonraki dersle devam ediyoruz. Bu dersimizle beraber bir ham veri ekledim. Ham verimiz İstanbul'da eğer 7.5 şiddetinde bir deprem gerçekleşirse karşılaşacağımız senaryo ile ilgili bir ham veri. Bunun ham verisini ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi data sayfasından aldım. Tabii ki bu şekilde servis edilmemiş. Biraz derledim, topladım. Yani biraz neredeyse mahalle mahalle bir veriydi bu. Ben onları sadece ilçe olarak bir araya getirdim. Bazı yazım hatalarını düzenledim, topladım, çıkardım, çarptım, böldüm diyeyim bir ham veri elde ettim arkadaşlar. Sizler de bu temiz ham veriyi kaynaklar sayfasına ulaşabileceksiniz. Şimdi bir de ne var? Buradaki rengimizi nasıl değiştireceğiz? Bununla ilgili çalışmamızı yapacağız. Bir sonraki dersimizde artık analize geçiyor olacağız dashboardumuzla ilgili. Sağ tıkladık ve kod görüntüle penceresini açtık. Burada ne yapmıştık? Range A1 diyerek yani A1 hücremizin ismini getirmeyi yapmıştık. İkide bir range A1 yazmak yerine bir alt satıra geleyim isterseniz. Mesela A yazalım eşittir A. Bizim için artık range A1 olsun arkadaşlar. Yazalım. Range A1 yazıyorum. Range A1. Artık sadece A yazsak range A1'i simgelesin anlamı taşıyor arkadaşlar. Şimdi burada şunu yapacağız. Bizim tıkladığımız hücre siyah olsun istiyoruz. Tabii ki burada ne yapacağız? Active sheet. Yani tıkladığım active sheet. Doğru yazdık. Az önce yanlış yazmıştık. Active sheet shapes. Tabii ki burada ne dedik? Artık shapes'ten sonra range A1 yazmamıza gerek yok. Sadece A harfi yazsak yetecek. Nokta fill yani doldurma. Nokta for color diyeceğiz arkadaşlar. For color nokta RGB yazıyoruz arkadaşlar. Burada RGB dediğimiz şey red, green, blue'dan geliyor. Yani burada rengimizi ne yazacağımızı söyleyeceğiz. Tabii tıkladığımız zaman siyah olsun istiyorsak. VB Black yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer mesela mavi olsun derseniz VB Blue yazmanız gerekecek. Ya da VB Green yeşil olsun isteyebilirsiniz. Ben siyah yapacağım. Şimdi tabii ki burada şu eksiğimiz var. Burada eğer ben tıklarsam tıkladığım her hücre hatta deneyelim arkadaşlar. Tıkladığım her hücre siyah olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben istiyorum ki tıkladığım hücre siyah olsun kalanı kırmızı olsun. Tabii nasıl bir senaryo yapmamız lazım? Burada şunu yapacağız arkadaşlar. Buraya geri geldik. Bakın buradan
Özellikten bunu açtım tekrar. Nesneler. Şunların hepsini bir seçtim. Sağ tıkladım ve bunu bir gruplandırayım arkadaşlar. Bu grubun da bir adı olsun. Grup 1 diyor. İsterseniz bu grubun adı İST olsun. Yani İstanbul anlamına gelsin. Enter'a bastım. İST oldum. Burada şunu yapacağız arkadaşlar. İST'yi de yazdıktan sonra şimdi arka tarafa geliyoruz ve bu İST'yi de komple kırmızıya boyasın isteyeceğiz arkadaşlar. Buraya geldim. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Active Sheet, Active Sheet. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Burada şunu hemen kopyalayalım. Ctrl-C. Buraya yapıştıralım. Active Sheet Shapes. Tabii ki burada A demeyeceğiz arkadaşlar. Ne yapacağız? Tırnak içerisinde IST yazmamız gerekecek. Çünkü o grubumuzun adını biz IST'ye koymuştuk. Bunu da V ve Red yazacağız arkadaşlar. Hani Red, Green, Blue'dan geliyordu. Bunlar RGB kodlarında renklerin anlamı arkadaşlar. Şimdi burada ne olmuş oldu? Bizim rengimiz artık full kırmızı olacak tıkladıktan sonra. Daha sonrasında tıkladığımız siyah kalacak. Geldim. Tıklıyorum arkadaşlar. Tabi burada şöyle bir hata yaptık. Burada bunu üstte yazmam lazım arkadaşlar. Bunu kontrol liste alalım. Ve bunu en yukarıya yazalım arkadaşlar. Şöyle yazalım. Aralara satırları koyalım. Şimdi tekrar deneyelim arkadaşlar. Evet. Bakın çalıştı. Yukarıda biraz satıra yazdığımız için çalışmamıştı. Burada bu hatayı da çözmüş olduk. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Hem siyaha boyanmış oldu. Hem ilçelerin isimleri buraya gelmiş oldu. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden artık ben daha az konuşacağım. Artık işlemler ve verilerle çalışacağız. Bu arayı daha anlaşılabilir olması için detaylı bir şekilde sizlere anlattım.